Evet. Sizi dinliyorum. Baba? Baba iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey oğlum. İyiyim. Hadi sen eve geç. Bugün seninle tatsız şeyler yaşadık. Kimin haklı, kimin haksız olduğu bir yana. Burada her gün yüz yüze bakıyoruz. Bu tatsızlığı unutalım gitsin, olur mu? İyi geceler Çiçek. İyi geceler anne. Sen hala yatmadın mı? Babanı bekliyorum. Babam aşağıda Şükran teyzelerle konuşuyor. Şükran teyzeler mi? Çiçek abla da yanındaydı. Kavga mı ediyorlardı? Yok. Kavga değil de... Ne konuşuyorlarmış akşam akşam? Ne bileyim. Ben de sordum, yok bir şey dedi babam. Ya. Ne haber oğlum? İyiyim baba. Ben de tam geliyordum. Karşıma şey çıktı, Şükran Hanım. Hani şu yandaki salondan. Arka bahçedeki duvarı biraz içeriden örmemizi rica etti. Yarım metre kadar. Baktım yanında Çiçek de var. Ayıp olmasın şimdi dedim. Tatsızlık olmasın. Tamam dedim. İyi yapmışsın baba. Bir duvar için canını sıkmaya değmez. Değil mi? Rakip de olsak komşuyuz şunun şurasında. Doğru. Ulan aferin sana be. He? Aferin. Hep böyle akıllı usta ol, tamam mı? Oh. Aslan oğlum benim. Olur baba. Göksel. Efendim baba. Başver, yok bir şey. Gel gel, bir geri gel. Haydi şampanya. Çantam! Koş lan, koş! Çantamı alacağım! Çantam! Bacın iyi misin? He? Dilon? Thank you.
Şuna bak ya. Bak, bak, bak. Kerata. Başına geleceklerden habersiz böyle gülüyor ama... İki saat sonra nasıl da ateşlenmişti. Hatırlıyor musun? Havale geçiriyor sanmıştık. Titremesi hala gözümün önünden gitmiyor. Gider mi hiç? Sabaha kadar başında beklemiştin. Sen de o yağmurda saatlerce nöbetçi eczane aramıştın. Eve döndüğünde duştan çıkmış gibiydin. Ya bir de üşütmüştüm ki sorma. İlaçlar ıslanmasın diye ceketime sarmıştım. Az kaldı biz de şifayı kapıyorduk. Ama önemli olan tekrar onun gülmesiydi, gerisi yalan. Biliyorum Münevver. Ben iyi bir koca olamadım. Olamadım işte. Peki ya babalığım? Orada da mı çuvalladım? Sen baba olmayı hep çok istedin. Evet. Belki sevgini her an gösteren biri değilsin. Çok fazla sarılıp öpmüyorsun. Ama senin evlat sevgin gözlerinin o kadar belli oluyor ki. Sen hep iyi bir baba oldun Kudret. Ama son zamanlarda gözlerinde o kadar çok şey vardı ki. İnsan kendini bulamıyor. Belki Göksel de bulamıyordur. Ama bunu bana değil, oğluna sorman lazım. Demin gerisi yalan dedin ya. Gerisi gerçekten yalan. Ya sende hiç aklı fikir yok mudur? Ne işin var İstanbul'larda? Ya yolda başına bir şey geleydi? Yer bilmezsin, yurt bilmezsin. Ne yapayım, mecburdum. Ne? Şükür. Mecburdum. Beni anlarsan bir sen anlarsın dedim, çıktım geldim. Benim senden başka kim var şu dünyada? Ailem var ya kızım. Hah, aileymiş. Aile mi kaldı artık? Duman olup uçmuştur çoktan. Ya Dilan yine neler uyduruyorsun Allah aşkına ya? Ne uydurması? Ne çektiğimi biliyor musun sen? Ne çekiyor musun? Sakın yine beni dövmeye başladılar falan deme. Bu saatten sonra yemem, haberin olsun. Ya sen de anlamadan etmeden kızıyorsun Bayram abi. Ben önce yolu boşuna geldim sanırsın. Senin dünyadan haberin yok. Beni bıraktın gurbet ellerde, bırakış o bırakış. Ya kızım, kaç kere aradım seni Hataylardan? Kalkıp gelmedin mi oralara kadar? Unuttun mu? He, unutmadım. Sen değil miydin? Analığım çok iyi insan. Çok memnunum diyen. He, analığım iyiydi. Sağ olsun üzerime titrerdi. Bu kız okuyacak, doktor olacak derdi. Ama ömrü yetmedi o günleri görmeye. Ne? Analık. Onur yüzlü kadın öldü mü? He. Ya Allah rahmet eylesin. Sonra öldüğü gibi babalığım olacak o zalim adam karşıma dikildi. Bir boğaza daha bakamam ben. Burada kalacaksan çalışıp eve ekmek getireceksin dedi. Beni okuldan aldı. Sen de hemen kaçtın. Ne kaçması? Bu dediğim 2 yıl önceydi. Ya hala laf uzatıyorsun. Asıl meseleye gelsene ya. Ya lafı ağzıma tıkmasa söyleyeceğim işte. Konuşturmuyor ki. O herif beni babam yaşında bile evlendirmeye kalktı. Ne yapsaydım? Kaderime razı olup evleneydim o adamla. Ya ben sana ne diyeyim Dilan? Bunun yolu oralardan kaçıp İstanbul'a gelmek mi? Müdür beye gitmeye akıl edemedin mi sen ya? Müdür bey ne yapsın? Bu yaştan sonra yetimhaneye alacak beni. Hem inanırdı bana sanırsın. Doğru. Onca olandan sonra. Sana yemin ederim Bayram abi. Vallahi bu sefer hepsi doğrudur. Ah, ne çektiğimi bir ben bilirim. Elinden zor kaçmışım o zalimi. Ne yapacaksın şimdi? Nereye gideceksin? Nerede kalacaksın?
Sen nerede kalıyorsun? Ne? Sana ne kızım ben nerede kalıyorsam? Burası başkasınındır kızım. Avni baba seni burada görürse yemin onu saçlarını tuttuğu gibi kapının önüne asar seni ha. Yapma ya. Bayram abi. Ne? Çok fiyakalı çıkmıştın top yıldıza yemin ederim. Top değil, top yıldız. He işte. Herkese gösterdim. Aha bu benim Bayram abimdir dedim. Sesi çok güzeldir dedim. Tıpkı bülbül gibidir dedim. O bana bakar. Beni hiç yüzüstü bırakmaz. O abilerin abisidir, o en büyüktür dedim. He he, ver gazı, ver gazı. Ya, ne olursun gözünün yakını yiyeyim. Yollama beni geriye. Benim senden başka kimsem yoktur bu hayatta. Sen nerede yatacaksın Bayram abi? Ben bulurum yer, alışkınım sağda solda yatmaya. Bayram abi sen bir tanesin ya. Sen var ya sen gerçek insansın. Esas söylüyorum. Bana bak sakın çıkma odadan sabah olunca, tamam mı? Ayıp ettin. Sen ne dedin diye yapmadım. Hangi dediğimi yaptın ki? Hadi yat. Allah rahatlık versin. Sana da. Bayram abi. Yine ne var? Işık açık kalsa olur mu? Unutmuşum oyunu. Korkma, yukarıda salondayım ben. Seslensen duyarım, tamam mı? Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Aa, baba, sen kahvaltını yaptın mı? Bir de sizi mi bekleyecektim? Tembeller sürüsü. Erken kalkan yol alır kızım. Hiç duymadın mı? Baba biz de yoruluyoruz herhalde. Biz yorulmuyoruz sanki. Evi miskinler tekkesine çevirdiniz. Aa, Allah. Kahvaltını kendi mi hazırladın baba? Yok, babam hazırladı. Ver. Gel Burak. Bunca yıldır kendi kahvaltımı kendim hazırladım kızım. Deveye boynun niye eğri demişler. Kendi işimi kendim görürüm de ondan demiş. O laf pek öyle değil baba. Deveye niye boynun eğri demişler. O da nerem doğru ki demiş. Hıt. Sen benden iyi mi bileceksin? Nerem doğruymuş. Siz kendinize bakın be. Ay inanmıyorum Semra. Hem de bugün mi evleniyorsun? Yo, davetiye falan gelmedi. Ay biz taşındık sen ya ondandır. Biz bakalım. Anne tamam. Semra'yı hatırladın mı okuldan? Bugün evleniyormuş. Aa çok güzel. Ay Semra çok özledim ben seni. Ben de nişanlanacağım tabii. Yıldıray'la. Hiç gelmez olur muyum? İki elim kanda olsa yine gelirim senin düğününe. Yıldıray da gelir tabii. Nerede? Paşa'da mı? Ciddi olamazsın. Damat paşalı mı? Ne? Kudret düğün sarayında mı? Bilmez olur muyum canım? Hemen yanımızdaki salon. Yok, geleceğim tabii. Tamam Semra'cığım, akşama görüşürüz. Şimdiden tebrik ediyorum. Çok öpüyorum seni. Bay bay. Gitmeyeceksin değil mi? Tabii ki gideceğim anne. Niye gitmeyeyim? Çiçek kaç kez söyleyeceğim? O adamla görüşmeni istemiyorum. Anne ben o adama gitmiyorum. Üniversiteden arkadaşımın düğününe gidiyorum. Kızım sonuçta o adamla karşılaşmayacak mısın? Bize neler yaptığını biliyor musun? Babamı batırmak için neler yaptı? Maliye bile şikayet etti. Anne bunların düğünle ne ilgisi var? Şimdi hakkımıza şikayet mektubu hazırlatıp bütün apartmanı imzalatmış, haberin var mı? Anne yeter artık ama. Bütün bunlardan çok sıkıldım ben. Ya siz bildiğinizi yapın ama ben ne yapmak istiyorsam onu yapacağım. Sizin bu saçma sapan düşmanlığınız yüzünden arkadaşımın en mutlu gününü kaçıramam. Kaçırmayacağım da. Çiçek! Ay ne yapıyorsun bu ya? Avni baba. Ne o Münevver? Salonu mu özledin? Ben mi? Şey aslında... Bana mı baktın? Yok hayır. Tahir'e? Yok. Öyleyse geriye bir tek kişi kalıyor. Yok ben sadece öyle bakmıştım. Dediğiniz gibi yıllardır gelmedim ya bir bakayım dedim öyle. Eskiden hiç çıkmazdım bu salondan. Ama
Nedense birden ayağın kesiliverdi. Evet. Eski arkadaşına selamını söylemem ister misin? Siz bilirsiniz. Benim biraz işim var. İyi günler. Günaydın Emni baba. Bir şey mi oldu? Ben anlamıyorum sanıyorlar. Bunlar da yine bir iş var Tahir. Tıpkı gençliklerindeki gibi hepsi bir tuhaf. Umarım aynı şeyleri bir daha yaşamayız. Yok canım, olur mu öyle şey Avni baba? Köprünün altından çok sular aktı. Onlar artık evli barklı yetişkin insanlar. Bu saatten sonra ne olabilir ki? O hiç belli olmaz Tahir. Hiç belli olmaz. Aradan yıllar da geçse bazı şeyler hiç değişmez. Kalk hadi. Gidiyoruz. Nereye? Ya kalk dışarı. Mümkünse buradan çok uzak bir yere. Of Leyla ya. Zaten nefes alamıyorum. Bir de sen üstüme gelme ne olur. İtiraz istemiyorum abla. Gidiyoruz. Oh. Sen böyle karşımda oturdukça ben de nefes alamıyorum. Hadi. Hadi. Leyla, bir dur ya. Bir dur hadi. Ya. Ya hiç gerek yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Çıkıyor musunuz? Evet canım. Şebnem. Kahvaltını ettikten sonra ortalığı toplarsın, olur mu canım? Burak da sana emanet. Hadi abla. Leyla. İyi. Siz keyfinize bakın. Şebnem. Ela yukarı. Burak. Dilan. Ya Dilan. Şişt kızım, sana söylüyorum ya. Baksana gelecekler şimdi. Açsana kapıyı ya. Evet. Ne oluyor orada? Kiminle konuşuyorsun? Kimse lan? Ne kızından bahsediyorsun bakayım sen? Ne kızı ağam? Nereden çıktı şimdi kızımız ya? Duydum ben, duydum. Şimdi diyordun ya bir şey kız diye. Ya kız demedim, kızılcık dedim. Türk işte, kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu? Hıt! Labaliliği hiç sevmem. Bana bak, yoksa odaya kız falan mı attın sen ha? Yok ağam, ne kızı, estağfurullah. Benim ne işim olur kızlarla mızlarla ya? Çekil bakayım şöyle ya, hayta. Ya dur bir dakika, ağam çekil dur. Bakayım. Vallahi bir şey içerdi. Bu ne rezalet? Gel bakayım buraya hayta. Vallahi açıklayabilirim. Vallahi. Bu yatağın hali ne böyle? Dağıtmışsın yine yastığı yorganı. Niye toplamıyorsun bakayım? Bütün gün böyle mi duracak bu yatak? Yok ağam, havalansın diye bıraktım ben. Toplamam mı? Ben de şimdi onu yapacaktım zaten. İyi, aferin. Daha yatağını bile toplamayan adamdan hayır gelmez. Doğru söylersin ağam. Tertipli olmak lazım, düzenli olmak lazım. Kızlara dönüp bakmamak lazım. Hıt! Abartma sen de. Kızlara bakmadan olur mu? Nerede görülmüş öyle şey? Tamam, bakmak lazım kızlara. Bu kız nereye gidiyor? Oh ne güzel oldu. İyi ki yapmışlar bu balkonu be. Ya Allah'ım. Dilan. Dilan. Kız Dilan. Kimse yok ağam, geçebilirsin. Çay kahve bir şey. Yaktım ben Dilan. Gölge gibi peşinde dolaşarak çiçeği kudretten koruyamazsın abla.
Ne yapayım Leyla? Her an yan yana yüz yüze olmalarına dayanamıyorum. Ya Kudret Çiçeği ben senin babanım derse? Ya bak biliyorum çok zor. Ama şu anda ortalığın durulmasını beklemekten başka çaren yok. Allah'ım ne olur sen bana yardım et ya. Ben de sizi bekliyordum. Beni mi? Halimden belli olmuyor mu? Annem sizinle görüşmemi istemiyor. Yoksa siz de mi korkuyorsunuz benimle konuşmaya? Ya niye korkayım ki? Eminim sorularıma da hiç korkmadan cevap verirsiniz o zaman. Başka bir yere gidelim. Birinin gelip bu konuşmayı bölmesini istemiyorum. Çünkü size sormak istediğim çok şey var. Öyle mi? Buyur öyleyse gidelim. Peki. Mahalleden gitmeyi unut abla. Bu Kudret'i peşinize düşürmekten başka işe yaramaz. Bütün hayatını ondan kaçarak mı geçireceksin? Peki ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım Leyla? Yaşamak zorundasın. Başka çaren yok. Çiçeğin de üstüne gitme artık. Neredeyse eve kilitleyeceksin kızı. Keşke yapabilsem. Çiçek çocuk değil. Zaten bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Bir de sen iyice meraklandırma. Şu düğünü düşündükçe içim sıkışıyor Leyla. Bütün gece beraber aynı salonda yan yana olacaklar. Ya yanına gider konuşmak isterse? Madem çiçeğin gitmesine engel olamıyorsun, o zaman sen de git onunla. Ben mi? Kudret'in salonuna. Ne var? Çiçeğin arkadaşını tanımıyor musun sen de? Tanıyorum tanımasına da. Hı, tamam işte. Tebrik etmeye geldim dersin olur biter. Kim ne diyebilir ki? Size bir şey sormak istiyorum. Hani olur ya bazen yıllardır tanıdığınız insan size karşı değişmeye başlar. Yani sizin bilmediğiniz bir şeyler olmuştur. Ve bir bakarsınız ilişkiniz artık eskisi gibi değildir. İlişkilerde böyle şeyler olur tabii. Hele gençlikte. Size karşı daha kırıcı, ne bileyim, daha bencil olmuştur. Bir şeyler sorduğunuzda sürekli geçiştirir. Bir şey söylemek istersiniz, dinlemez. Siz hiç hayatınızda böyle bir şey yaşadınız mı? Yaşamaz olur muyum? Birinin seni dinlememesinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Nelere mal olduğunu da. Güzel. Beni anlıyorsunuz yani. Bunları konuşmak için doğru kişi olduğunuzu biliyordum. Söyle bakalım, kafanı kim bu kadar kurcalıyor? Başrolde kim var? Annem. Annem son günlerde çok değişti. Bana karşı çok sert. Ne söylesem dinlemiyor. Ve bu bir tek ne zaman oluyor biliyor musunuz? Sadece sizin adınız geçtiğinde. Ona bunun nedenini sorduğumda sürekli geçiştiriyor. Ama siz madem ne hissettiğimi anladınız, o zaman beni geçiştirmez ve cevapları verirsiniz. Neyin cevabı? Mesela annemle aranızdaki bu nefretin sebebi ne? Estağfurullah. Yani nefret demeyelim de. Yok, bence diyelim. Hatta düşmanlık diyelim. Sebebi ne? Çok eski. Yani geçmişte kalmış durumlar. İnsan hatırlamıyor bile.
Öyleyse neden geçmişte bırakamıyorsunuz? Yani benim bile dikkatimi çektiğine göre çok köklü bir geçmiş olmalı bu. Bu çok uzun bir hikaye. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. Sizi dinliyorum. Allah, ben sana ne yaptım ya? Nereden geldi bu ceza benim başıma ya? Gazetem nerede benim? Dilan. Bayram abi. Ne işin var burada senin? Bayram abi. Bayram abi. Şişt. Bayram abi. Hık. Ya. Ne oluyor burada? Yeni türküm vardı, onu çalışıyorum. Bayram gelmiş neyime, dokunur yüreğime, etme eyleme Dilan, saklanıver geriye. Yavaş bağırma, ne biçim türkü bu böyle? Yo, ben besteledim abi, beğendin mi? Bak, oy Dilan'ım Dilan'ım, işte yeni planım. Sakın çıkma ortaya, yakalanma babaya. Sakın çıkma ortaya, yakalanma babaya. Güzel, güzel olacak bir şeyler. Ama bence sözler üzerine biraz daha çalışman lazım. Sen iste, çalışırım ağam. Ya çayım nerede benim? Sen mi aldın çayımı? Yok ağam, ben almadım. Ben çayımı buraya koy... Ha bak orada işte ağam. Sen zahmet etme, ben getiririm. Hatta elim demişken masaya koyayım. Dur. Hop. Nereye götürüyorsun çayımı Mendebur? Burada içeceğim. Olur mu öyle şey ağam? Odanda şöyle fiyakalı içmek varken. Oy Dilan'ım Dilan'ım, yoktur sana yalanım. Babayı aldım çaylan, haydi sen de koş yaylan. Koş yaylan hadi. Bu camı temizleyeyim mi? He? Ne yaparsın? Hepsi bu yani. Siz dedemin çırağıydınız. Sonra gittiniz yanımızda rakip salon açtınız. Dedem sizden nefret etti. Annem de ona destek olunca birbirinizi düşman bellediniz, öyle mi? Bazen böyle basit dediğin şeyler çığ gibi büyür. Ne bileyim, bak trafik kazalarına. Onlar da basit bir hata sonucu oluyor ama geri geliyor, bilmem kaç kişi ölüp gidiyor. Her gün okuyoruz gazetelerde, yalan mı? Sizin düşmanlığınızın sebebi bu kadar basit olabilir. Ama benim son günlerde gördüklerimin sebebi bu kadar basit olamaz. Çünkü hiçbir şey birbirini tutmuyor. Annem günlerdir ağlıyor. Sadece adınızı bile söylesem yüzünün rengi değişiyor. Ya adınız bile bu kadar öfkelendiriyorsa onu, salonumuzu yıkmaya çalıştığınızda neden bir köşede sessiz kalıyor? Sizden korkuyor mu? Sonra size bakıyorum korkulacak neyiniz var diye. İşte o zaman kafam iyice karışıyor. Odanıza gelip bağırıp çağırıyorum, ağza alınmayacak laflar ediyorum. Ama siz bana öfkelenmek yerine yoluma çıkıp benden özür diliyorsunuz. Neden? Sırf dedeme destek oldu diye annemden bu kadar nefret ediyorsanız benden niye etmiyorsunuz? Ben onun kızı değil miyim? Benim ayrıcalığım ne? Ne vardı kızım? Birine mi bakmıştın? Ne oluyor? Ne oluyor? Bayram abi. Oy. Ah! Oh. Ya ne yaptın bacım ya? Ne oluyor burada? Bu ne gürültü ha? Bu kız da kim? Bu benim şeyim olur ağam. Şeyim işte. Yavuklu mu yoksa? Yok ağam, ne yavuklusu ya? Hemşerim o benim. Bizim Şanlıurfa'dan ya. Soruma cevap vermeyecek misiniz? Bu sorunun cevabı bu kadar zor olmamalı. Yani sizin gibi biri için. Benim gibi mi? Yani sence ben nasıl biriyim? Yeri geldiğinde düşünmeden, korkmadan konuşabilecek, öyle davranabilecek kadar, yani nasıl söylesem... Açık açık söyle. Acımasız.
Başka? Biri size destek olmayınca hayatınızdan çıkarıp atabilecek, düşman görebilecek kadar kibirlisiniz. Aslında o gece Bayram'la Yıldıray kavga ettiğinde size karşı garip bir güven duymuştum. Ama sonra anneme bakışınızı görünce, yıllardır yaptıklarınızı duyunca insan düşünmeden edemiyor. Bu kadar öfkeyle bakabilen birinin içinde gerçekten sevgiye yer var mıdır diye. Yani kötü birisiniz diyemem, yanlış anlamayın. Ama bir şeyler var ve ben iyisiniz de diyemiyorum. Gördün değil mi Çiçek? Bazı şeylerin konuşulması için sadece doğru kişilerin olması yetmez. Zamanın da doğru olması gerek. Ama şu an yanlış bir zaman. Çünkü beni hiç tanımamışsın. Yani hal böyleyken şimdi sana ne desem boş. Ama belki bir gün beni gerçekten tanırsan cevaplarını da bulursun. Sana bu salona dişi sinek bile sokmayacaksın demedim mi? Şimdi doğruyu söyle bakalım. Neyin nesi bu kız? Yanlış anlamıyorsun ağam. Yetimhaneden arkadaşımdır. Yeminle. Yalan söylemiyorum yani. Çocukluğumuz beraber geçti yani. Evet. Ben anlamam arkadaş. Kendi başınıza iş çeviriyorsunuz. Onun suçu yoktur ağam. Ben böyle patadan akçı verince karşısına. Sen sus bakayım. Sen avukatı mısın? Yok amca, ne avukatı? Ben liseden terkim. Okumak istedim ama okutmadılar. Dilan. Oh ne hala. Baktın kalacak yeri yok. Hemen yanına aldın. Otel mi burası? Ne yapayım ağam, zor durumdaydı. Zor durumdaydım ağam. Gece yarısı çıktı geldi. Gece yarısı çıktım geldim. Başka ne diyeyim? Başka ne desin? Ya bir sus, ne diyeceğimi şaşırdım. Evden kaçtığımı anlatıyordum Bayram abi. Niye evden kaçtın peki? Babam Güle beni zor evlendirmek istediler. Hem de böyle yaşlı bir adamla. Evlenmem dedim, dayak yedim. Yani öyle çok vurmadılar tabii de. Ya yeminle evlendireceklerdi. Aha da açın sorun. Yalanım varsa ekmek husaf çarpsın. Bak kızım, burası sizin Urfa'ya benzemez. Buralarda bir başına yapamazsın. Abini baba doğru söylüyor kızım. Bu şehir koca koca adamları yutuyor. Sen nasıl barınacaksın? Ben bakarım başım çaresine. Kusura kalmayın. Hepinizi sıkıntıya soktum. Ben gider bulurum başımı sokacak bir yer. Olur mu öyle şey canım? Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden? Ya kusura bakmayın ağam. Haklısın, burada kalmak olmaz. Ama ben de Dilan'ı yalnız bırakamam. Sen bu kızı bilmezsin. Adımını alsa mıknatıs gibi çeker belayı yani. Biz bu gece Dilan otelde kalırsa, Dilan dayanı zaten memlekete dönecek. Yok ya, öleceğimi bilsem vallahi dönmem. Allah'ım yarabbim ya. Ya sen beni hakikaten çıldırtacaksın ya. Evet, yeter. Başım şişti. Tamam. Kimse bir yere gitmiyor. Şimdilik. Oh be. Sağ ol babam. Ver elini öpeyim. Yüreğimiz oynadı valla. Ben size en iyisi şöyle bol köpüklü bir kahve yapayım. Ben ne yapacağım bu deliyle ya? Dur bakalım. Gün ola hayrola. Buluruz bir yol, öyle değil mi Avni baba? Benimki orta olsun. Kahve nerededir? Etrafı topla Şebnem. Burak'a bak Şebnem. Yeter ya, yeter. Ben bu evin bekçisi miyim? Oh, herkes kendi derdinde. Bir kişi de dönüp yüzüme baksın ya. Ya Şebnem, ne olur tabancam var. Onu beni ıslatmadan önce düşünecektin küçük bey. Ya ver dedim sana, ver. Sus! Ya ver. Sus Burak, sus. Burak, yavaş oğlum. Sesin dışarı kadar geliyor. Ya anne, Şebnem tabancamı aldı. Ne oluyor Şebnem? Bilmem. Benim hayatımda kayda değer hiçbir şey olmuyor. Bulaşık yıka, çocuk bak, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Sizde ne var ne yok? Aşk olsun Şebnem. Bir daha bir şey istemeyelim yani senden. İstemeyin. Hiçbir şey istemeyin benden. Ya tabancam nerede Şebnem? Burak çöpte, yavaş. Çöpte, anladın mı? Çöpte. Of.
Ay ne oldu şimdi bu kıza ya? Ya oğlum bırak. Batıracaksın üstünü başını. Ya of. Ya anne. İmzalar tamam patron. Artık Uğurlu'yu gürültü yapıyorlar diye şikayet edebiliriz. Birkaç kişi itiraz eder gibi oldu. Biz Avni Baba'yı satmayız falan filan diyenler oldu. Ama bir şekilde onları da ikna ettim abi. Neymiş itirazları? Hani yani bizim de bahçemiz varmış. Aynı gürültüyü biz de yapıyormuşuz falan filan. Sahi patron ya. Yarın öbür gün bunlar bizi şikayet etmesinler aynı şekilde. Sence yaparlar mı Salih? Yaparlar mı hiç be patron? Senin onca hizmetin var bu apartmana. Dış cephesinden asansörüne. Senin yaptığın masraf. Oho. Bütün daireler tek tek imzaladı. Bir tek Avni Baba kaldı. Onun da imzalayacağını düşünmüyorsun herhalde. Düşünmedim tabii patron. Ben salak mıyım? İyi tamam. Bunlar burada dursunlar. Vakti gelince kullanırız. Şikayet dilekçesi vermeyecek miyiz patron? Her şeyin bir zamanı var be oğlum. Ortalık sisle kaplıyken trafiğe çıkmayalım istersen. Anladım patron. İyi. Bir çay söylesene. Efendim Yıldıray. Şey buluşabiliriz tabii. Müsaitim. Tamam 10 dakika sonra çay ocağında. Ben de canım. Merhaba. Merhaba. Ben çorap arıyordum da babet ayakkabı için. Ay buyur bak, çeşitlerimiz şunlar. Keşke salonlarımızın arasında bu husumet olmasa değil mi? Sen hep bu mahallede miydin? Herhalde canım. Sen sonradan geldin. Ha ben de onu diyorum işte. Yani ne kadar zamandır bu mahalledesin sen? Ne kadar eski? Aha eski. Aha. Ay sen ne yapıyorsun deminden beri? Ne yapıyorum? Bırak şunları. Ya bunlar böyle açılıp saçılır mı? Dağıtın ortalığı. Hepsi birbirine karıştı. Ne var canım alacağım işte. Bakmayayım mı? Ya bakarken böyle el sokulur mu ya? Açılır mı ya? Mahvedin ortalığı. Allah Allah ya. Ne var canım? Müşteri değil miyim ben? Olup olmadığına başka türlü nasıl bakabilirim? Çorap bu çorap. Nesine bakıyorsun? Olmazsa ucundan kısalttıracak mısın? Kaç bedense söylersin alırsın gidersin. Anladın mı? Saçma sapan sorular soracağını bedenini söyle bana. Bedenini. Koca ayak. Ah. Burcu, ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım, hem de hemen. Olmaz. Ya sen niye geldin ki buraya? Tamam, rahatsız oluyorsan biz de gideriz, atla hadi. Çok meraklıyım senin şimdi. Çoraplarını. Hadi canım, hadi. Ya deli misin, nesin? Tamam, gidelim çabuk. Asıl kabahat senin dükkanına gelende zaten. Gelmezsen gelme be. Ben de bayılıyordum sana. Ha? Çabuk dedim. Tamam, vaktim boş harcama benim, hadi. Çattık ya. Efendim Yıldıray. Nereden çıktı şimdi bu? Tamam Yıldıray ben çay ocağında bekliyorum oraya gelirsin. Gecikme lütfen. Hayır canım sıkkın değil. Anlatırım gelince. Bayram. Nasılsın? Gel bir kahve içelim beraber. Yeni çektirdim taze taze. Yok bacım sağ ol. Yiyecek bir şeyler alıp geleceğim de. Ay buyur beraber yiyelim. Sana bir Urfa yaptırayım. Adana, Mersin ay ne istersen. Yanına da ayran. Yok bacım sağ olasın. Misafirim var bekler. Öyle mi? Kim var? Memleketten mi? Ay yoksa annenle baban hala burada mı? Yok. Anam babam temelli gittiler. Bir daha da dönmezler herhalde. Ah tüh. Ne de güzel anlaşmıştık halbuki. Ben gideyim bacım. Hadi sana iyi günler. İyi. Hadi git bakalım. Bye.
Vay. Merhaba Çiçek Hanım. Merhaba Bayram. Ne o, biri canını mı sıktı? Yok, önemli değil. Tam Yıldıray'la buluşacaktık. Birden bankada işi çıkmış. Onu bekliyorum. Banka mı? Akşam arkadaşımın düğünü var. Daha gidip hazırlanmam lazım. O gelene kadar ben oturayım bari. Beklemem bir işe yarasın. Usta, bize iki çay. Hemen abi. Söyleyeceğim bir şey mi var Bayram? Fazla vaktim yok Burcu. Ne konuşacaksak konuşalım bir an önce. Beni zor durumda bırakıyorsun. Ben de bu konu hakkında konuşmak istiyordum zaten. Ben senin daha fazla üzülmeni, zor durumda kalmanı hiç istemiyorum. Nasıl? Ben seni kaybetmek istemiyorum Yıldıray. Canı sıkmak gibi bir niyetim de yok. Son yaşananlar ikimizi de yıprattı biliyorum. Ama ben benden soğumanı, benden uzaklaşmanı kabullenemiyorum. Haklısın, şirkette herkes bizi konuşuyor. Ama buna tek başıma ben sebep olmadım. Burcu, ben... Her şeyi düzeltebiliriz. Ha? Haklısın, düzeltebiliriz. Ama benim artık dönmem lazım. Tamam. Bırakayım diyeceğim ama istemezsin herhalde. Yok. Sağ ol, giderim ben. Hadi Bayram, ne söyleyeceksen söyle. Yani nasıl desem, öyle olur ya, böyle değer verdiğim birine söyleyeceklerim vardır da, ama bir öyle bir anda söylenemeyecek şeylerdir yani. Susarsın susarsın, o bildiklerin taş gibi otur ya içine. Yedirmez, uyutmaz hani. Söylesen söz olur, söylemesen dert olur yani. Hay Ayşe, ne güzel dedin ya. Bu lafı senden öğrendim. He ya Doğu, ben demiştim değil mi? Hı-hı. İşte aynen öyle yani. Söylesem seni kaybetmekten korkarım, söylemesem aklımı. Şimdi yanlış anlamayasın. Yani seni kaybetmektense aklımı kaybedeyim daha iyi tabii de. İnsan boşuna başlayıcı demiyor, öyle değil mi? O anlamda dedim. Ama sanki böyle içim ikiye bölünmüş, birbiriyle atışıp duruyor. Biri diyor söyle gitsin. Öteki diyor dur oğlum dur, hele sakin ol, ortalığı karıştırma. Yani... Bayram, belki de söylememen en doğrusu. Yani ben tabii ki kafanın karışık olmasını istemem. Benim de kafam karışıyor bazen. Seni çok iyi anlıyorum. Ama dediğin gibi, belki de söylersen gerçekten söz olur Bayram. Altından kalkmak zor olur. Ya bak şu ettiğim işe. Sen de kafanı bulandırdın. Ya kusura kalma Çiçek Hanım ya. Çiçek. Ben en iyisi susayım artık. İyi günler. Hoş gelmişsin Yıldıray kardeş. Banka sırasının kuyruğu kısaydı galiba. Eyvallah. İyi günler Çiçek Hanım.
Şunu sektirmeyi de bir türlü öğrenemedim. Yanlış tutuyorsundur. O olmaz. Çok tombul. Yassı ve hafif olacak. Al. Gördün mü? Nereden öğrendin böyle sektirmeyi? Babam öğretti. Aikido'yu beceremiyorsun ama taşlar konusunda bayağı iyisin. Eğer sinir bozmaya geldiysen hiç zahmet etme. Yok. Ben sadece sevimli olmaya çalışıyorum. Aa, Yıldıray dur artık yeter. İyi misin sen? Değilim Çiçek. Bayramı senin etrafında gördüğüm müddetçe de iyi olmayacağım. Ne zaman arkamı dönsem senin yanında. Ne zannediyor bu kendini? Yıldıray, bak. Nesiniz siz, dost mu? Bir daha o herifle görüşmeni istemiyorum Çiçek. Ne? Sen nasıl benim adıma karar verebilirsin ki? Çünkü yakında kocan olacağım, istemiyorum. O kadar. İster kocam ol, ister abim. Kimse benim adıma karar veremez. Tamam mı? Hem de hiçbir konuda. Boş yere tartışıyoruz. Birbirimizi daha fazla kırmadan bu konuyu kapatalım lütfen. Neyse. Akşam düğüne gidiyoruz değil mi? Renkli renkli. Buyurun yardımcı olayım. Gelinliklere bakıyordum. Hoşuma gitti de. Sana olmaz bunlar. Çocuklar için. Aman tövbe de. Gelinlik menlik istemem. Zor kaçtım zaten. Kaçtın mı? He. Kaçmasam evlendireceklerdi. Aa, insan evlilikten kaçar mı ayol? Yalnızlık Allah'a mahsus demişler. Sen evli misin abla? Hayır. Evli değilim ama. Evde mi kaldın yoksa? Ne? Yok yaşın geçmiş gibi geldi de ondan. Bana baksana sen. Ben adamı ne yaparım biliyor musun sen? Dur abla celallenme ya. Yanlış anladın. Bak hala abla diyor. Ben seni var ya tuttuğum gibi mahalleden şey yaparım. Ne yaparsın? Kız. Bayram. Gel buraya çabuk. Geldim. Neredesin kızım sen? İki dakika bıraktım hemen kaçmışsın. Ne yapayım canım sıkıldı. Seni rahatsız etmedi bacım inşallah. Yok etmedim değil mi abla? Yok canım. Demek misafirin bu kızdı ha? Evet bacım sorma. Başımın belası. Kaçıp duruyor ya. Öyle dediğine bakma sen. Bayram abim beni çok sever. Öyle mi? Bayram abin demek. Ay pek de minikmiş. Kaç yaşındasın sen bakayım? İlkokulda mısın? Çüş! Dilan! Abinin sözünden çıkma sakın. Uslu uslu otur tamam mı? Gelinlikleri beğendiysen gel sonra. Tam sana göre bunlar. Hadi yürü. Yürüyeyim. Hadi yürü. Allah Allah. Kim bu? Mahallenin delisi. Ya sus kız yürü ya. Sana yanlık bu ha. Dikkat et. Sonra demedi deme. Ey Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne biçim kız öyle? Fırıldak gibi giyinmiş. Her yeri başka renk. Hele tavırları sanki 5 yaşındayım. Sen hele dilini biraz kısa tut Dilan. Sadece dilini değil tavırlarını da. Ya kaç kere diyeceğim ben sana gözümün önünden ayrılma diye. Arkamı döndüğüm anda iş çeviriyorsun. Baksana diyeyim ha. Böyle uçarı kaçır olursan külahları değişiriz ona göre. Ben de buraya gelirken nasıl sevindiydim. Bayram abim beni özlemiştir. Beni görünce dünyalar onun olur dedim. Ama nerede? Geldiğimden beri azar işitiyorum. Sevinç olacağım yerde dert oldum başına. Ya Dilan nasıl sözdür ya? Benim dediğim burası büyük şehir. Sen de geleli dün bir bugün iki. Başına bir iş alırsın da yanından ayrılmak istemiyorum. Yoksa hiç özlemez olur muyum ben seni? Gerçek diyor. Sana yalan borcum var sanki. Özledik dediysek özlemişizdir. Seni görünce aynaya bakar gibi oldum ya. Gel gel sen benim canımsın gel. Ay canım.
Hoş gelmişsin Çiçek Hanım. Hoş bulduk. Ben tanıştırayım. Bu Dilan. Benim ta Urfa'dan eski bir arkadaşımdır. Bu da Çiçek Hanım. Ben tanıyorum kendisini. He. Senin sevgilin değil. Yok. Tövbe tövbe. Yok canım. Nereden çıkartıyorsun? Ne sevgilisi? Ya ekmek busap çarpsın, ben bir şey söylememişim ha. Nereden çıkartıyorsun kız böyle abuk sabuk şeyleri? Televizyonda görmüşüm. Gördüğün her şeye inanmayacaksın. Kusura bakmayın Çiçek Hanım. Böyle ara sıra böyle saçmalar ama o da baş tacıdır. Hoş geldin Dilan. Çiçek. Efendim. Kızım neredeydin sen? Yıldıray'laydım anne. Benim işlerim bitti. İstersen çıkalım. Olur ama önce kuaföre gideceğim ben. Kararlısın yani. O düğüne illa gideceksin. Evet anneciğim, kararlıyım. Gideceğim. Neyse ben çıkıyorum. Sen geliyor musun? Yok sen çık. Ben de eve gideyim. Tamam. Bayram ben çıkıyorum. Ha, bir şey lazım mı abla? Yok canım. Güzelsin güzel. Çok güzel olmuşsun. Sen de hiç fena sayılmazsın. O senin inceliğin tabii. Çok güzel bir kız. Sağ ol. Aa Şebnem. Ne işi var bu çocukla? Bilmem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Göksel? İyilik işte. Ne olsun. Neyse ben kaçayım artık. Görüşürüz. 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 Bu çocuktan nefret ettiğini sanıyordum. Hayat bu ablacığım. Bazen nefret ettiğimiz insan bile sevdiklerimizden daha yakın olabiliyor. Bu. Ne dedi şimdi bu? Bilmem. Kavga mı ettiniz sabah? Yo. Canım sıkıldı da biraz hava alayım dedim. Gelsin. Sağ ol. Beğendin mi buraları? Güzel de. Çok kalabalıktır be Bayram abi. İnsanın başı dönüyor. Başlarda korkarsın. Ama sonra alışıp gidiyor insan. Tutunmaya çalışıyoruz işte. Sen yaparsın. Kimse senin bileğini bükemez. O kadar da değil canım. Vallahi benim için o kadar. Sen olmasan ne yapardım ben? Ha? Küçükken ne zaman başım sıkışsa yanına kaçardım. Hele şuna bak. Marifetmiş gibi söylüyorsun bir de. Ben de her seferinde yakandan tutup geri getiriyordum seni yurda. Kaç defa azar içtim senin yüzünden. He. Bir kere ikimize azar yedik müdürden. Hatırlıyor musun? O değil de yatakhaneden yorgan çalmıştın. Sen tabii hak etmiştin dayağı da ben de yanında kaynadıydım işte. Ne yapayım? İnşaatta çalışıyordun sen. Yatağın yoktur diye düşündüm. Hem o getirdiğim benim yorganımdı. Kimsenin bir şeysini çalmadım. Tamam işte o zaman daha şeydi. Kolaydı. Ya burası böyle bir kişi bile yeterince zordur. Sana eskisi gibi göz kulak olabilir miyim bilmiyorum. Ben sana yük olmak istemem Bayram abi. Ama senden başka da kimsem yok ki. Ya tamam ondan demedim ben. Bakarız bir el çaresine ne yapalım. Alcan. Yok istemem.
İyi peki. Ye ye. Kim süpürecek oraları? Bana ne? Allah'ım ya. Ah ah, sen orada, ben burada. Şu bücür de nereden çıktı anlamadım ki. Pek yakınlar ama kız abi diyor bayramıma. Ah Asuman, elini çabuk tutman lazım. Baksana, adamın yanı hiç boş kalmıyor. Ay, süslü Şükran'ın süslü kızı da geldi. Ay evlense şu Yıldıray'la da kurtulsak. Bayramım da bana kalsa. Gel canım. Merhaba. İyi akşamlar Çiçek Hanım. Demek budur asıl sevgilisi ha? He. Ama giyinmişler be. Fıstık gibi olmuş ikisi de. Cuk diye yakışmışlar birbirlerine. Bunların dünyaları bizden farklı da Bayram abi. Yani misal, şimdi senle ben. Olmaz da yani. Örnek veriyorum. Böyle giyinip çıksak yakışır mı? Yakışmaz. Ama onlara yakışıyor işte. Bizden farklı onlar. Adı üstünde. Çiçek Hanım. Gelsin. Ah Bayram. Görüyorsun işte, bu sevdanın yalan olduğunun herkes farkında. Bir sen kaldın görmeyen. Sen kim, Çiçek Hanım kim? Hoş geldiniz. Bayağı fiyakalı düğün değil mi Sahne? Öyle patron, tamamen dolacak gibi. Hadi şu kameraları aç da biz de fiyakalı takılalım. İçeri kim giriyor kim çıkıyor perdeden görelim. Tamam patron. Tamam. Pardon. Hoş geldin Çiçek. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, ne işin var burada? Şey, biz düğüne gelmiştik de. Düğüne? Gelin arkadaşım oluyor da, bizi de davet etmişti. Buyurun geçin, hoş geldiniz. Buyurun, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı olsun. Abi, gördün mü kim geldi? Gördüm. Hoş geldin, sefa geldi. Ya toplayın şunları Salih. Tamam patron. Bayram. Buyurun. Nerede yatacak bu kız şimdi? Senin odanda mı? He, müsaaden olursa. Sen de yine sandalyelerde. Hadi, bu gecelik idare edeceksin. Ya bundan sonra? Haklısın oğlum. Böyle olmaz. Ben ne yapıp edip bulacağım bir çaresini. Keşke tek derdim bu olsaydı. Sakınırım, kıskanırım uçan kuştan, esen yelden. Sakınırım, kıskanırım. Evet gelinim, adınız, soyadınız, anneniz, babanızın. Uçan kuştan, esen yelden. Damat bey, Gökhan Özduran. Şahitlerimi sizi tanıyalım. Çetin Başaran. Kıskanırım. Sayın Semra Akın, Sayın Gökhan Özral'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet.
Siz Gökhan Özdural. Havadaki turnalardan. Ben de şairlerimiz durumda sizleri karı koca ilan. Havadaki turnalardan. Su içtim kurnalardan. Gindin urbalardan. Sakınırım, kıskanırım. Gindin urbalardan. Sakınırım, kıskanırım. Gelinin arkadaşından bir altın. Hayırlı günlerde harcamak nasip olsun. Damadın arkadaşından $100. Tebrik ederim, mutluluklar. Oh, canım benim. Teşekkürler. Çok mutlu olun inşallah. Doğduğu gün daha dün gibi. Şimdi büyüdü de gelin oldu. Sizin kızınız mı? Hep karımı nasıl vereceğim bu kızı derdim. Düşüncesi bile canımı yakardı. Canım benim. Ama yapacak bir şey yok işte. Kuşlar yuvadan uçuyor. Bize de mutluluk dilemekten başka bir şey kalmıyor. Teşekkürler. Damat da iyi bir delikanlıya benziyor. İnşallah mutlu olurlar. İyi olmasına iyi değeri oğlu işte. Teşekkür ederiz. Kız babası olmayan bu duyguyu anlayamaz. Damadın halasından beşi bir yerde. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gelinin teyzesinden bir altın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Damadın amcasından $100. İyi akşamlar. Sağ ol amca. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş Allah geldiniz, teksin. Merhaba. Gelinin amcasından $100. Aa, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ailenizin tercihi salonumuzdan yana ha? Çiçeğin yakın bir arkadaşı evleniyordu, onun için geldim. Biliyorum, gördüm. Çiçeğe kapımız her zaman açık. Ne de olsa yakınım sayılır. Birileri engel olmasa daha da yakın olacaktık ama. Kudret lütfen. Sen de onun annesi olduğuna göre uzaktan da olsa maaile takılırız artık. Buyurun geçin, eğlenmenize bakın Şükran Hanım. Yetiş. Ne oldu Asuman? Abim, yenge. Abim. Ne oldu abine kızım, söylesene. Abim evden gidiyor yenge. Bu kadın iyice azıttı. Kim azıttı Asuman? Nereye gidiyor Kudret? Doğru dürüst anlatsana kızım, telaşlandırma beni. Ay, telaşlan zaten yenge. Şükran denen kadın iyice azıttı. Biraz önce terastan gördüm. Bizim salona girdi. Ne? Serini aylatın. Bize adet böyledir. Aman bize adet böyledir. Güzeli oynatır. Beni söyletirler. Fidayı da da. İyi akşamlar çocuklar. Anne. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk. Hayrola anne, hangi rüzgar attı seni buraya? Ne var, gelemez mi?
Semra senin arkadaşın, benim de kızım sayılır. Tebrik etmek isteyemez mi? Tabii canım, isteyebilirsin. Annesi nerede? Ben bir de onu göreyim. Eminim buraya gelmenin tek sebebi budur anne. Çiçek. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir isteğiniz var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Yani ben sizin salonu iyi bilirim de siz burayı pek iyi bilmezsiniz. Ne de olsa ilk defa geliyorsunuz. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli tabii. Varsa rahatsız eden bir durum söyleyin, telafi edelim. İçinizde kalmasın. Her şeyi zamanında söylemek lazım. Öyle değil mi Şükran Hanım? Öyle. Dans edelim mi sevgili? Hadi. Görüyorsun değil mi Şükran? İstediğin kadar bizi ayırmaya çalış. Yıllardır ayrı tut, gizle. Ama bak, kader bizi burada bile bir araya getiriyor. Su akar yolunu bulur Şükran. Gün gelir herkes doğru yeri bulur. Birbirinden ayrı düşen babalar ve kızları bile. İyi akşamlar. İşte Dilan. Sen kalk tek başına Urfa'dan buraya gel. Ya bayram kalmasına izin vermeseydi? Ne yapacaktı o zaman? İyi cesaret valla. Belki de güvendiği başka bir şey vardır. Ne gibi? Bilmem, sevgilisi falandır işte. Yok canım. Öyle olsa bilirdim. Niye olmasın, yakışırlar bence. Neyse canım, bizi ilgilendirmez. Hı hı. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. İçerim yanıyor yar yar, gözlerim ağlar. Benim zalım derdim cihanı yakar, aman aman. Benim zalim derdim cihanı yakar, aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Aneyden babeyden yardan ayrı koyarlar. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Aneyden babeyden yardan ayrı koyarlar. Dilan. Neydi sen? Hmm. Dilan beni yine memlekete götürdün ha. Geri dönmeyelim be Bayram abi. Bırak ben sana getireyim oraları. Tamam. Önce şu çayı demli yap, ondan sonra. Hadi. Alo. Uğurlu Düz Salonu, buyurun. Evet benim.
Müdür bey siz misiniz? İyiyim iyiyim çok şükür ya. Hay Allah şaşırdım ya, siz nasılsınız? Hey İstanbul'dayım, nereden buldunuz beni? He vallahi ya, yarışmadan duymayan kalmadı ya sağ olsunlar. He vallahi ben de özledim. He vallahi Urfa burnunda tutayım. Yetimhaneyi de özledim canım. He geleceğim elinizi öpmeye. He müdür bey dinliyorum, buyurun. Dilan mı? Ne olmuş Dilan'a? Ya yok burada değil. Bu sefer yanıma kaçmadı, hayırdır yani. Ne oldu ki? Ailesinin parasını mı çalmış? Dilan mı yapmış bunu? Ya hocam yani Dilan yapmaz böyle bir şey. Bir yanlışlık vardır bir yerde. Polis? Tamam hocam. Bakarsın arar beni, uyarırım ben. Size de haber veririm tabii. Tamam. Tamam müdür bey, sağ olun, ellerinizi öperim, tamam. İyi akşamlar. İstiyorsan yakında eve de davet edelim Kudret. Ailece oturup sohbet ederiz. Allah Allah, ne alakası var be kızım? Düğün sahibi çağırmış, onlar da gelmişler. Ne yapsaydım yani, kapıdan geri mi çevirseydim? Evet Kudret, evet kapıdan geri çevirseydim. Sürekli etrafımıza dolaşıp huzurumuzu kaçırmalarından sıkıldım artık. Semra, ben sonra ararım onu Yıldıray, hadi. Ne oldu Çiçek? Hadi. Dilan, sen buraya nasıl geldin? Nasıl mı geldim? Yani onca yolu cebinde 5 kuruş para olmadan. Vardı canım biraz bir şey. Hmm. Merak etme Bayram abi. Burada da iş bulacağım. Sana yük olmam. Başına dert de olmam. Ben seni hiç rahatsız etmem. Çiçek, Şebnem. Şebnem? Canım ne oldu? Dokunma bana. Rahat bırakın beni. İkinizden de nefret ediyorum. Şebnem ne yaptık biz sana? Hala hatırlamadınız değil mi? Bugün benim doğum günümdü. Ama hiçbiriniz hatırlamadınız. Ben... Ay, çok özür dilerim kızım. Hiçbirinizin umrunda değilim. Şebnemciğim olur mu öyle şey? Sen bizim canımızsın. Bu evde gölge gibi yaşamaktan sıkıldım artık. Bana en son ne zaman sarıldığını hatırlıyor musun anne? Ah, Şebnem. Canım kızım. Ne olur böyle konuşma. Yalnız bırakın beni. Şebnem. Gidin buradan. Şebnem. Gidin. Şebnem. İstemiyorum. Gidin buradan. Şebnem. Şebnem dur. Şebnem lütfen. Şebnem aç şu kapıyı. Rahat Şebnem ne beni. Olur aç kapıyı. Şebnem. 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 Anne tamam. Bırak biraz yalnız kalsın. Ben böyle bir şey nasıl yaptım? Nasıl yapabildim ya? Ya anneciğim hepimiz unuttuk. Bugünlerde kafamız öyle karışık ki. Hadi, hadi gel. Gel anneciğim, sabah konuşuruz, hadi. (Gülüyor)
Çok mu dertlisin be paşalı? Nereden çıktı şimdi bu ya? E baksana. Ne evine sığabilmişsin ne salonuna. Hepsi dar geldiğine göre derdin büyük demek ki. Ya boş ver şimdi, karıştırma oraları. Senin oğlun da bayağı büyümüş, yakışıklı olmuş kerata. Yeni mi fark ettin? Baktım da çiçekle de yakışıyorlar maşallah. Yakışmazlar mı? Mürvetlerini de bir görsek hayırlısıyla. Herhalde dünyanın en mutlu babası olacağım. İnşallah, inşallah. Hatırlar mısın? Eskiden de seninle böyle oturur sabaha kadar dertleşirdik. Hikayenin en güzel yerinde de esnemeye başlardın. Lafı da ağzıma tıkıp, çekip giderdin. Ben de kalırdım böyle. Senin de hikayen bitmezdi be oğlum. Mutlu da olsan, dertli de olsan fark etmezdi ki. Sana kalsak güneş her sabah tepemize doğardı. Ya. Güzel günlerdi. Hiç bitmeyecek gibiydi ama bitti. Bitti. Tahir abi, şimdi sana biri gelse, beni hiç tanımayan biri. Sana Kudret nasıl biridir diye sorsa ne dersin? Benim tanıdığım Kudret, dürüst, duygulu, mert bir delikanlıydı. Seni ilk tanıdığımda Avni Baba'ya, bu çocukta bizdeki yürekten var demiştim. Ama şimdi öyle değilsin be paşalı. Sen çok uzun zamandır benim tanıdığım Kudret değilsin. O yüzden biri böyle bir şey sorsa tanımıyorum derim. Çünkü tanımıyorum. Tanıyamıyorum. Hıyarın tekiyim yani he. Sağ ol. Tamam, değiştim. Hıyarın teki oldum. Belki de doğru söylüyorsun. Ama bu durduk yere olmadı ki. Bugün biri... Hiç tanımayan biri bana acımasız dedi. Ama bilmediği bir şey vardı. Senin de bilmediğin bir şey var. Acımasız olan ben değilim, hayat. Of. Bu anasını sattığımın hayatı bana öyle acımasız davrandı ki. Ayakta kalabilmek için ona ayak uydurmam gerekti. Değdi mi bari? Bu kadar acımasız olmaktan vazgeçseydi belki... Ama yok. Kafayı bir kere taktı bana. Bazen diyorum ölsem de kurtulsam. Hıyar bilineceğime hiç olmayayım daha iyi. Şşşt, paşalıya yakışmayan sözler bunlar. Paşalı, olan olmuşsa pes etmek var mı? Yok. Sen pes edemezsin. Neden biliyor musun? Babasın sen. Bu acıları hak etmedim diyorsun ama Göksel de sensizliği hak etmiyor. Neyse. Hikayenin en güzel yerim bilmiyorum ama. Hadi git git. Anlaşıldı. Güle güle. Yavaş kapat kapıyı. Görüşürüz. Bayağı uzun oldu görüşmeyeli. Hakikaten bir sen değişmedin be Tahir abi. İyi ki de değişmedin.
Günaydın abla. Günaydın. Gel öpeyim şimdi. Oh. Oh. Şebnem. Leyla, Şebnem'i gördün mü? Ne oldu abla? Şebnem yok. Nasıl yok? Odasında değil mi? Gece benim odamda yatmıştı, şimdi boş. Ne oluyor yine sabah sabah? Ne bu patırtı? Bir şey yok baba. Şebnem dışarı çıkmış, ablam da telaşlanmış. Biraz dolaşmaya çıkmıştır herhalde. Hepinizin aklı bir karış havada. Şebnem'i de kendinize benzettiniz sonunda. Ne derdiniz varsa artık. Ya aklıma kötü şeyler gelmesin abla. Hem Şebnem niye ortadan kaybolsun ki? Dün Şebnem'in doğum günüydü Leyla. Aa. Ama hepimiz unuttuk. Eski mahalleye bir bakayım bari. Arkadaşlarına falan gitmiştir. Sen meydanı kolaç Anet. Bayrama da sor, tamam, tamam mı? Tamam anneciğim. Leyla, beni haberdar et. Buralarda hiç arkadaşı yok ki. Aslında bir tane var. Ben sana haber veririm teyze. Tamam canım. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ne yapacağım? Arkanda ne var senin? Hiçbir şey. Aha. Hele öbür elini göreyim. Bak, bu da boştur. Hiçbir şey yok. Bakayım. Ne yapıyorsun ya? Elini göster. Öteki elini çıkar. Abi ne yapıyorsun ya? Ya çıkar diyeyim sana. Bayram abi yapma ya. Kurban olayım, yapma ya. Bana abim abi deme. Çıkar şunu. Tamam, çıkartacağım. Ama bırak, gıdıklanıyorum ha. Ben çıkartacağım şimdi ha. Ya dur ya. Ya Dilan. Kahvaltı hazır. Ben yemeyeceğim. Nasıl yemeyeceğim? Aç değilim Münevver, uğraşma benimle. Uğraşma benimle. Bu kadar mı Kudret? Belki sen unuttun ama ben senin karınım. Neler oluyor Kudret? Bana açıkça her şeyi anlatman lazım. Neyi öğrenmek istiyorsun be kadın, neyi? Daha iki gün önce onlara nefes aldırmayacağını söylüyordun. Ne değişti de dün gece ellerini kollarını sallaya sallaya salona geldiler? Ya davetlilermiş dedik ya. Peki niye Şükran'la konuştun? Neydi o afra tafra? Münevver, Münevver bak sabah sabah benim rolanti ayarımı bozma. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Affedersiniz, rahatsız ediyorum ama... Kudret! Kudret, sana gelmişler! Çiçek? Merhaba. Ben... Göksel! Çiçek abla? Merhaba Göksel. Şebnem'i gördün mü acaba? Şebnem mi? Yo, görmedim. Ne oldu ki? Sabahtan beri ortalıkta yok. Merak ettik de. Ne olacak canım? Genç bunlar. Esmiştir, aklına gitmiştir bir yerlere. Gelir. Merak etme, bir şey olmaz. Uyanık kızdır, bir şey olmaz ona.
Akşam bir tatsızlık oldu da sabah evden çıktığını bile görmedik. Korktuk biz de. He. Neyse, rahatsız ettim sizi. Kusura bakmayın. İyi günler. Güle güle, güle, güle Çiçek abla. Görüşürüz. Güle güle. Çiçek. Ben de merak ettim şimdi. Hadi beraber arayalım kardeşini. Yok, siz zahmet etmeseydiniz. Olur mu canım öyle şey? Nereye gitmiştir sence, bir fikrin var mı? Bilmiyorum ki. Yani aslında aklıma bir yer geliyor ama orası da çok uzak. Uzak uzak, hadi atla arabayla gidelim. Paraları çaldın mı Dilan? Müdürün söyledikleri doğru mudur? Söylesene, hırsızlık mı yaptın sen? Ya ağlama da cevap ver bana. O adamın kasasından para mı aldın? Bu paraları çaldın mı Dilan? Evet çaldım. Çaldım işte. Var mı diyeceğin? Ama bu para benim hakkımdı. Benim hakkım. Yıllarca çalıştığım paraya babam olacak o adam kondu. Her ay kazandığım zorla aldı benden. Kasasında bir sürü para vardı. Ama ben sadece hakkımı aldım, hakkımı. Hem hakkımı yedi hem de beni yaşlı bir adamla evlendirmeye kalktı. Paralarımı alıp başından attı beni. Sen de gittin adamın cebinden geri aldın ha? Ah be Dilan. Ne yapsaydım Bayram abi? Boynumu büküp gitsem miydim? O benim paraları çıkalarken yedi de ben hakkım olan parayı alınca hırsız mı oluyorum yani? Öyle mi? Ya Dilan. Bu para benim hakkım Bayram abi, benim. Onu emeğimle, alnımı teriyle kazandım ben. Kimselere yedirmem. Ben hırsız değilim. Tamam Dilan, tamam. Ben hırsız değilim, tamam mı? Değilim. Tamam, değilsin. Sana öylesin diyen oldu mu? Yalancı. Babamın mezarı biraz daha ileride, solda. Ha işte Şebnem, doğru tahmin etmişim. Hop bir dakika. İstersen yalnız kalsın biraz, bekle. Dayan dayan. Babam çok iyi bir insandı. İkimizi de severdi ama Şebnem'e bir başka düşkündü. Hani derler ya, baba kız ilişkisi çok başkadır diye. Şebnem'le babam da öyleydi. Hatta arkadaş gibiydiler. O yüzden babamın ölümü bir başka sarstı Şebnem'i. Seninle arası nasıldı? Beni de severdi tabii. İnsan kızını sevmez mi? Ben de onu severdim. Sevgi dolu bir insandı. Ne bizi ne annemi üzecek hiçbir şey yapmadı. Şebnem. Canım.
Özür dilerim. Canım benim. Özür dilerim. Abla? Yok. Hiçbir yerde yok. Bütün arkadaşlarını tek tek dolaştım. Kimse bilmiyor. Sakin ol abla, gelir. Çiçek hala gelmedi mi? Yok, aramadı da. Hay Allah ya, nerede bu kız şimdi? Babam çok iyi bir insandı. İkimizi de severdi ama Şebnem'e bir başka düşkündü. Beni de severdi tabii. İnsan kızını sevmez mi? Ben de onu severdim. Sevgi dolu bir insandı. Ne bize ne anneme üzecek hiçbir şey yapmadı.